Var şu an stüdyo. Konuğumuz kendisiyle konuşacağız. Aslında kendisine de selam vermek isteyebilirsiniz efendim. Sayın Geçen, aslında çok da polemiğe girmek istemiyorum. Evet. Ama bu aileye ihtiyaç duyulan bir ev. Evet. Bir ev normalde iktidar partisi için çok bir şey değil. Normal evet. şartlarda seçimde harcanan paranın bir çeyreğiyle bu aileye yardım edilebilirdi. Evet. Ya da bugün Kaymakam Bey ve valimize de burada sesleniyorum. Aslında bu ailenin ihtiyacı olan 150 bin ya da 200 bin liralık bir meblağ çok da büyük bir meblağ değil diye düşünüyorum. Onun için Necdet Bey'e de selam saygılarımı iletiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle ben geçen bir evet. kez daha duyarlılığınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyor. Allah yardımcınız olsun. Hepinizi en içten duygularla selamlıyor. Saygılar sunuyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Artık size IBAN numarası atacağız. Sizden yapacağınız yardımın limitini atmanıza sormadık. Atmanıza gerek yok. Zaten biliyoruz mesajınızı almıştık. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Ediyorum. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Sağ olun. Evet Necdet Bey stüdyomuza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Sayın Mehmet Kurukçu'ya ben de selam saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ediyorum katkısı ve desteği için. Şimdi güzel bir program olacak diye düşünüyorum. Şu ana kadar 4 katılım oldu. İş adamı Muzaffer Geçken 5 bin vereceğini söyledi. Servet Yeni Türk 10 bin vereceğini söyledi. AK Parti İl Başkanı Sayın Zahir Bey 5 bin vereceğini söyledi. Birazdan tabii Van Tesi onun yapacağı yardımı sizden duyacağız ama oraya geçmeden önce bizim hakikaten böyle toplumsal bir birlikteliğe ihtiyacımızın olduğu konularda ön plana çıkması gereken kurumlar evet üstüne düşen sorumluluğu yapıyor ama Mehmet Kurukçu'nun birkaç eleştirisi oldu. Hakikaten bu beklentiyle birlikte halk sahiplenmeli diye düşünenler de var. Sevgili Salih, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Aslında çok önemli bir toplumsal sorumluluğu yerine getiriyorsunuz. Ben duyarlılığınız için de size çok teşekkür ediyorum ama sadece size teşekkür etmiyorum. Bu meseleyi aslında basında, sosyal medyada, paylaşımda bulunan herkese ben tabii, çok teşekkür tabii. ediyorum. Yani ben de yakinen izliyorum ve bu ailenin dramını, o çocukların içinde bulundukları patolojik durumu da yakinen izliyorum. Ben değerli dinleyicilere saygı selamlarımı iletiyorum. Aslında programda bulunmamız tabii sadece kişisel bir lansman yapmak, kişisel katkımızın düzeyini paylaşmak değil. Ama buradan çağrı yapıyorum. Dinleyiciler aslında dinlemeyenleri belki herkes birbirine bir çarpan tabii. etkisiyle bunu duyurabilirse radyo programına sizin erişiminiz çok kolay. Bağlanıp isim verebilirler, vermeyebilirler. Aslında bizim buradaki varlık sebebimiz biraz onu motive etmek. Tabii. Şimdi tabii bizim kurumsal olarak ben konuşmamın başında bir kurumsal desteğin ötesinde bireysel destek sağlayacağımı, Necdet Takva olarak sağlayacağımı ama aynı zamanda kendisine çok güvendiğim ve buraya gelmeden önce de birkaç görüşme de yaptım. Onların da yani samimi içten olabildiğince katkı sağlayacakları yönünde bir beyanları da oldu. Onları da paylaşacağım ben bu evet. program süresince. Çok iyi, çok iyi olacak. Bunları da paylaşacağım. İsim vermeyeceğim ama evet. yani bu arkadaşlar şimdi, adına da aşağı yukarı. Zaten büyük parayı toplayan Adnan Bayramlar'la görüştüm. Ben sizin açtığınız telefonları söylediler falan. Onlar da onlar da katılacak. Onları da birazdan alacağım. Ya ben çok onlara çok teşekkür ediyorum. Dün sizinle konuştuktan sonra aslında dün fırsat bulamadım ama bugün o arkadaşımla görüştüm. Evet. Hatta davet ettim sizin adınıza. Eğer tabii, uygun görürse gelmesini de istedim. Siz isim verdiğiniz için söylüyorum. Yoksa tabii. ben belki bu görüşmeyi de paylaşmayacaktım burada. Şimdi o arkadaşlar aşağı yukarı bir 70 bin lira bir nakite ulaşmışlar ve evet. bir kısım eksikliği de tamamlayıp o taahhüdünü yerine getireceğini ben inanıyorum. Çünkü bugüne kadar kişisel olarak bizim yürüttüğümüz evet. bir takım kampanyalar çerçevesinde kapılarından hiç boş çevirmediler bizi. Yani imkanları olsun olmasın. Evet, Allah bin o kadar daha versin. Yani çünkü evet. samimi ve içten yaklaşımları bizim bu şekilde bir duayla taltif etmemiz tabii. gerekiyor. Yani maddi imkan ve olanaklar bazı insanlara yakışıyor. Hakikaten evet, yakışıyor. Ben o arkadaşlarıma da bunu yakıştırıyorum. Çünkü
Dediğim gibi ben görev yaptığım süre içerisinde, çünkü biz enerjimizin çoğunu sevgili Salih, yani üyelerimizin, evet, hak ve menfaatini korumanın ötesinde bu tür faaliyetlere harcıyoruz. Tabii. Yani insanların aş ihtiyacı var, iş ihtiyacı var, talepleri var. İnanılmaz derecede sıkıntılı aileler var. Günübirlik bunları geliyorlar. Sadece Van'dan da gelmiyorlar. Ve hakikaten bir sıkıntı, ama bunu bir kurumsal hale getirmek lazım. Yani birebir bizim insanların ihtiyaç duyduğu bu sorunları çözebilme, evet, imkan ve olanağımız yok sevgili Salih. Bakın Hakkari'den dün başkan bizi aramıştı ve bir tanıdığının ihtiyacı var. Burada kız öğrenci, yurtta kalıyor, imkanları yok. İşte yurt parasını ödeyemiyor ve biz kendi iş yerlerimizin bütçelerinden bunları finanse edecek imkan olanağa sahip değiliz. Evet. Ama ne oldu? İşte yönetim kurulundaki her hafta olduğu gibi gelen arkadaşlardan herkesin imkanları ölçüsünde bir destek sağladık ve bugün kendisine teslim ettik. Bu her gün tekrarlanan bir durum. Yani bizim aslında bu yardımsever anlayışımızı, evet, yani Türkiye'nin böyle bir şeyi var. Yani bir kültürel dayanışması var. Bunu bir kurumsal hale de getirmek lazım. Bu konuda özellikle yardım vakıflarının mutlaka çok daha aktif davranması lazım. Bunu bireylerin aslında kendilerini ifade edebilecekleri bir alanın ötesinde, yani işte bizim, tabii, inancımızda şöyle bir şey var. Yani sağ elin verdiğini sol el bilmemeli anlayışı, evet, çerçevesinde bu mağduriyetleri giderebilecek bir mekanizmaya da ihtiyacımız var. Yani bunu devletin aslında belki her kentte, belki her ilçede, evet, kurumlar üzerinden, belki yerel yönetimler üzerinden, belki oradaki mülki idareler üzerinden sağlamasını temin edecek bir akla da ihtiyacımız var. Tabii. Ben öncelikle dediğim gibi Adnan'a çok teşekkür ediyorum. Adnan yani bir ziyadesiyle hakikaten duygulandıran bir destek sağladığını, bunun için çalıştığını ve eksiği de gidererek bir şekilde o taahhütlerini yerine getireceğini söyledi. Konuk alalım mı? Tabii. Siz buyurun. Dinlerken ben. Evet, şimdi ben tabii Muzaffer, Geçken, bunların bir sürü de vergi borçları var. Vergileri de af olmadı bunların. Zahir Soğan'da da ben daha fazla bekliyordum aslında. Öyle mi? Tabii. Yani Zahir Bey aynı zamanda bir tüccar avukat. Eskiden tüccar terziler vardı. Yani kumaş, evet, satan terzilere hem terzilik yaparlardı bunlar. Hem dikim, elbise falan dikerlerdi. Evet. Kumaş satarlardı. Onlar tüccar terziydi. Zahir Bey politik kariyerinin yanında bir de bir tüccar avukattır aslında. Evet. Ben Zahir Bey'i tekrar bir bağlantı yapıp bunu arttırmayı bekliyorum yani. O yüzden tüccar avukat başkanın tekrar bağlanarak eksik kalan kısmı tamamlamasını özellikle buradan yenilemem gerekiyor. Evet. Şimdi başkanım, evet, Adnan Bayram konumuz. Adnan Bey merhabalar, duyuyor musunuz beni? Merhabalar. Nasılsınız? Çok Bey, çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun, çok çok teşekkür ederim. Adnan, aramıza hoş geldin. Evet. Hoş bulduk başkanım, saygılar sunarım. Biz de sizlere saygı sunuyoruz. Adnan Bey, tabii siz bu işin hakikaten çok önünde giden, kendi dostluk grubumuz içerisinde ciddi bir para toplayan, şimdi Necdet Bey bir miktardan bahsetti, 70 bin ama herhalde 90 bin gibi bir topladığınız para var. Şimdi ben şahsım ve dostluk grubum adına şu anda 70 bin lira bir yardım toplamış bulunmaktayız ve evet efendim. Benim zaten aileye bir daire sözüm vardı. O daireyi, evet, dedik hani yerine getiren bizim bugüne kadar geciktirmemizin sebebi de, evet, tapudaki şeyler, yani biz daireyi nasıl tapulandıracağız ve Davut, evet, ve Umut'a nasıl yapacağız? Evet efendim. Onlarla uğraşıyorduk biz. Evet efendim. Tabii size böyle bir program yapınca hani dedik hepimiz birleşelim. Ben tabii de ki sevindim. Gerçekten sizi takdir ediyorum. Çok böyle bir oluşumu, katkı sağladığınız için. Çok teşekkür ederim. Yani bu tür şeylerin Van'da olmasını biz gerçekten istiyoruz ve elimizden gelen ne varsa da her zaman tabii Van'ın yanındayız. Hemşehrilerimizin yanındayız tabii yani. Çok teşekkür ederim. Adnan Bey şimdi benim, buyurun efendim. Evet buyurun.
Aynen. Buyurun buyurun. Şimdi hakikaten ciddi bir çabadır. Önemli bir miktardır. Öyle değil mi Necdet Bey? Yani 72 bin bir para toparlamak çok önemlidir. Ama yanılmıyorsam ev içini dayamak döşemek bir 160-170 bine mal olur diye düşünüyorum. Doğrudur. Evet. Yaklaşık evet. Öyle bir şey çıkarabilir. Yani bizim şu anda aileye hediye edeceğimiz dairenin rakamı 90 bin liraydı. Ben 90 bin lirayı şahsım ve dostluk grubum adına evet. Davut ve Umut'a bağışlıyorum. Evet. Allah razı olsun. Sizden de çok sağ olun. Böyle bir yayın yaptığınız için çok teşekkür ederim. Duyarlılığınız için. Allah razı olsun. Başkan Bey'i de siz bırakmayın. Yok bırakma. Bir ayaklandırsın. Adnan Allah size bin o kadar versin. Kardeşim. Amin. Allah razı olsun. Biz sizin kapınızdan hiç boş dönmedik. Adnan Bey çok teşekkür ediyorum. Saygıyla önünüzde alıyoruz. Çok sağ olun. Ben şahsım ve dostluk grubum adına bu bağışı yapıyorum. Senin dostluk grubuna da saygılarımızı ilet abi. Çok evet sana ve dostluk grubuna saygılarımızı iletiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Saygılar sunuyorum. Hoşçakalın. Sağ olun efendim. Hoşçakalın. İyi günler diliyoruz. Sağ olun. Evet Necdet Bey, Adnan Bayram ve Dostluk Grubu adına 70 bin dedi. Evet. Hakikaten çok önemli bir para. Tabii. Şimdi ben size bir teklifle geldim Necdet Bey. Hatırlarsanız dedim ki bir ev alma komisyonu oluşturalım. Şimdi burada birazdan hesapları tekrar edeceğiz. Burada bir valilik izniyle açılan hesap var. Hı hı. Niyetinde biriken para kontrol altında. Tabii ben size teklifle geldiğimde dedim ki bir ev alma komisyonu oluşturalım. 3-4 tane Van'ı saygın ve gittiği yerde saygı gören insanlar, en azından bir pazarlıkta yeri olan insanlar olsun. Hani bugün Adnan Bey'e de söyledim. Siz de bu grupla birlikte, tabii iyi bir para, birlikte hareket edelim. Birlikte alın. Güzel bir şey olsun. Kent faydası olsun. Ya şimdi şöyle, benim önerim şu katkı olması babında. Aslında bu işe uzun süredir kafa yoran ve bu hassasiyetiyle de belli bir aşamaya getiren Adnan Bey'in başkanlığında yani destek sunan birkaç arkadaşın da desteğiyle dostluk grubundan da birkaç kişi alıp bizim de olası katkılarımızı onlara teslim edip onlar üzerinden biz bu işi organize edebiliriz tabii, diye. Tabii. Ben de böyle öneriyorum. Tabii. Abi, ihtiyaç duydukları andan ben de katılırım. Pazarlığa da katılırım. Görüşmelere de katılırım. Evet. Ama dediğim gibi ben Zahir Bey'e takıldım burada şimdi. Zahir Bey'e evet köyün ağası 5000 lira vermiş. Şimdi bunun üzerine çıkmak olmaz. ben Necdet Takva olarak, kişisel olarak, şimdi kurumsal olarak burada yönetim kurulu adına böyle bir karar vermem mümkün değil. Evet. Ben de 5000 lira katkı sağlayacağım o hesaba. Çok teşekkür ederim. Katkı sağlayacağım. Ama Zahir Bey'i tekrar bekliyorum bağlantıya. Burada kalmamalı. Yani öyle biz köyün ağasının üzerine çıkmak istemiyoruz. Yani ben şimdi burada 5500 derim veya 6000 derim. Bu sefer başkan zor durumda kalır. Şimdi başkan 10 deseydi 5 daha fazla mı kazanacaktı? Yok ben yine 5 olacaktı. Yine 5 olacaktı. Yine 5 olacaktı ama bu bize yakışan olacaktı. Yani ben şimdi kendi imkanlarım ölçüsünde çok daha şey etmeden. Benim de bir minik dostluk grubum vardı ben gelmeden önce. Evet. 5000 lira da o arkadaşların adına. Çok teşekkür ederiz. İsim vermeyeceğim ama buradan başlatalım. Yani şimdi Necdet Takva ve dostluk grubu 10.000 katkımız olacak. Evet, buna çok teşekkür ediyorum. Bu arada ben bir IBAN'ı hatırlatayım. Belki dinleyip de ya 50 lira, 100 lira, 300, 500 yatırmak isteyenler vardır. TR 91 3 tane 01 4 yavaş tane 0. Yani, rakamlarla çok barışık bir toplum değiliz sevgili Salih. Yani TR, 2 kere 2 4'ün 4 ettiğini bile işte 40 yaşında ancak öğreniyor. Evet. Rakamlarla barışık bir toplum değil. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Şey. Şimdi Umut ve Davut kardeşlere yardım etmek isteyenler resmi IBAN numarasını söylüyorum. Valilik izniyle açılan TR 91 301 40 96 47 66 92 04 50 05. Tekrar edeyim. 91 çift 0 01 çift 0 çift 0 96 47 66 92 04 50 05 buna direkt yardımda bulunabilirsiniz efendim. Şimdi evet Necit abi hakikaten iyi bir renk çıkıyor kent için. Hakikaten iyi bir renk çıkıyor. Evet ben de Zahir Bey bir 5 de üstüne eklesin mi? 5 azdır yani ben Zahir Bey'den 20 bin lira bekliyorum. 20 bin. Yani kesinlikle yani hiç Zahir Bey öne
5000 lirayla bu işten kurtulamaz yani. Yani bir 20 bin daha istiyoruz. Şimdi zaten şöyle düşündük. Dedik ki radyo... Ya bu arada radyo programını dinleyenlerin aslında bir katılmalarını istiyorum. Yani biraz evet. bir interaktif, proaktif bir yayın olsun da istiyorum. Tabii tabii. Dinleyenler, bir de dinlemeyenlere de bir duyursunlar ya, böyle bir şey oluyor. Yani tabii. yeni hayatında bir hayır hasenat işi tabii, yapıyoruz. Tabii. Bakın Ramazan'a giriyoruz. Yani işte uhrevi dünyamızı güçlendirmeye yönelik bir süreç verelim. Başladı. 3 ayların işte 2 ayını geride bırakıyoruz. Numara verelim mi Necdet Bey? 507-471-1114. Buradan bizi arayan herkesi canlı yayın alacağız. Yani o gelsinler insanlar. Biz ne yapacağız yani? Burada işte faaliyetlerden bahsetmiyoruz. Kent politikalarından evet. bahsetmiyoruz. Burada kelebek hastası ve aşırı derecede hijyenine ihtiyacı olan, tedavisinde çok güçlükleri olan bir mağduriyetten bahsediyoruz. Evet. Yani dolayısıyla herkesin, yani ben kahramanları bekliyorum. Yani evet. şu canlı yayına mutlaka bağlansınlar istiyorum. Şimdi Sarı bu tabii şu tavsiye de aynı zamanda, bu paraları direkt o resmi hesaba göndersinler bu arkadaşlar. Tabii arkadaşlardan beklentimiz var. Bilal Yücebaş radyo konuğumuz efendim. Bilal Bey merhabalar. Merhaba. Şu an radyoda canlı yayındayız efendim. Necdet Takva'da stüdyo konuğumuz. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz. Abi kolay gelsin efendim. Çok teşekkür ediyorum. Canlı yayındayız. Umut ve Davut için yardım topluyoruz. Küresinler Derneği Başkanı Bilal Yücebaş olarak sizi dinliyoruz. Buyurun efendim. Bizlere ne desteğiniz olacak? Neler söylüyorsunuz? Van halkına neler söyleyeceksiniz? Tabii ki evvela bu güzel programı, bu güzel organizasyonu yaptığınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Allah yardımcınız olsun. Çok anlamlı, manalı bir çalışma. Ayrıca sen Necdet Başkanımıza da saygılar sunuyorum. Bilal'im aramıza hoş geldin. Teşekkür ederim başkanım. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Allah yardımcın olsun kardeşim. Sağ ol. Allah kolaylık versin. Sesini duydum, mutlu oldum. Bak Salih'in sesinden daha keyifli geldi senin sesin. Abi ben de öyle yeni oturdum, Ankara'daydım. Maşallah. Bütün seyircileri de sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bütün Tutku FM, Tutku Radyo seyircilerine sevgiler saygılar. Sağ olun efendim. Biz de yeni geldik. Ayağımızın tozuyla inşallah. Tabii bu konu çok önemli. Biz de basından takip ediyorduk. Salih Bey'le de konuştuk. Çok takip evet, ettiğimiz bir durum. Salih abiye şunu söyleyeyim. Biz de dernek olarak, Resimliler Derneği olarak, yönetim kurumunda şu an burada, arkadaşlarımız da burada. Evet efendim. Bu konuyla ilgili elimizi taşın altına atmaya hazırız. Nitekim bir misyon yüklenmişsiniz. Çok anlamlı, herkesin böyle cesaret edemediği, çok böyle kaçındığı şeyler. Aslında toplum olarak bu tür yardım faaliyetlerinde düşkünlerimiz hepimizin düşkünü. Adı, evet. sanı, rengi, erken olursa olsun önemli değil. Bunlar bizim düşkünümüz. Hep beraber el atmak lazım. Tabii bunun aslında yardımdan ziyade toplumsal bir farkındalık oluşturması evet. bence çok önemli. Salih Bey'in de yapmak istediği aslında buydu. Bu toplumsal farkındalık oluşmuş. Ben bunu gördüm. O yüzden de ayrıyeten sizlere, Salih abiye çok çok böyle minnetle, takdirle sizleri selamlıyorum. Sizin üzerinize düşen neyse, maddi manevi. Salih abiye bunu dememe herhalde katı gelecektir. Evet. Elimizden gelen Umut Bey'in yardımında bulunacağız. Şimdi evet, sizlere bir IBAN numarası vereceğiz Bilal Bey. Artık siz de katkı olarak neler sunarsınız, ne dersiniz, o da size kalmış bir şey efendim. Başkan bir şey mi diyeceksiniz? Van halkı diyor ya, eliniz bir yanınıza. Evet. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Sizin programa bağlanmanız bile bir vicdan tezahürüdür, sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Abi saygılar sunuyorum başkanım. Allah'a emanet ediyorum. Allah yardımcınız olsun. Salih Başkanım bekliyoruz imanı. Allah'a emanet olun. Saygılar sunuyorum. Hoşçakalın efendim. Görüşürüz. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Tutkuların dinleyicilerine de sevgiler ve selamlar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin. Evet efendim. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Tabii desteklerinizi Tutku Radyo aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Adnan Deniz diyor ki Necdet Başkanım neşe dolu maşallah, sağ olsun değerli başkanım diyor. Çok sağ olsun, teşekkür ederim. Tabii Adnan öyle diyor. Zahir Soğan'da il başkanımız takdir edilecek bir başkan diyor. Zeki Taş'tan teşekkürler bu duyarlı emeğiniz için, konuklara ve Necdet Bayadan selamlar diyor maşallah. Efendim.
Mehmet Yetkin iyi yayınlar ve hizmette saygılar diyor efendim. Türkiye Vefader olarak bu duyarlı davranıştan dolayı sizleri kutluyoruz. İl Başkanı Hamide Dolmuş'un talimatıyla bizler de kampanyaya katılacağız. Salih Bey sizi de kutluyoruz demiş. Tabii ki biz sizlere de IBAN atabiliriz efendim. Ayrıca sizi seviyoruz. Başkanım Van size var denmiş. Yaşar Adıyaman. Bu duyarlılığınız için çok teşekkür ediyorum Salih Bey demiş. Teşekkür ediyorum. Bülent Uci. İlgi ve alakanızdan dolayı size ve emeği geçen herkese saygı ve hürmetlerimi sunuyorum demiş. Celal Geçken. Rabbim emeği olan bütün insanlarımızdan razı olsun. Çam sakızı çoman armağanı kimle katkı sunabildiyse bu çocuklarımızın acılarını bir nebze azaltabilirse mutlu oluruz demiş efendim. Demişler. Tabii diğerlerini de okuyacağız. Fatih Türk, duyarlı davranışlarınızdan ötürü teşekkür ediyorum. Başkana da selamlar demiş efendim. Aleykümselam, sağ olsun. Evet başkanım, tabii bu programın bir de reklamları var, girmiyor bugün. Esnaflarımızdan da özür diliyoruz. Bugün reklam girmeyecek. Reklam ne zaman telafi edilir? Başka günlerde telafi edilir. Bu da onların katkısı olsun tabii. Evet, bu da onların katkısı olsun. Olacak. Herkes üzerine düşeni yapacak. Sevgili Salih, tabii dediğim gibi yani bu tür meselelerde aslında bunu kurumsal bir hale getirmek lazım. Yani evet. Bunu nasıl motive edecekler ya da nasıl formüle olacak bu iş? Doğrusu karar verici mekanizmaların bu konuda yani kentlerde özellikle evet, mutlaka işte dokunulması gereken insanlara sağlıklı bir şekilde dokunmayı temin edecek bir anlayışa ihtiyacımız var. Dolayısıyla bunlar tabii vakıflar üzerinden mi olur ya da başka kurum kuruluşlar üzerinden mi olur onu bilmiyorum ama yani bu tür insanları tespit edip, bu tür aileleri tespit edip bunları çok fazla da kamuoyu önünde deşifre etmeden, ifşa etmeden katkı sağlamanın yollarını bulmamız lazım. İnanın biz yani haftalık faaliyetlerimiz içerisinde ama mutlaka ya bireysel ya toplu olarak ya birlikte arkadaşlarımızla bir araya gelip bu tür faaliyetleri çok yürütüyoruz. Ama bu inanın bizim bir enerjimizin büyük bir kısmını alıyor. Yani işin maddi boyutu bir tarafa evet, da büyük ölçüde bizi bloke eden bir durum. Çünkü hakikaten ben hep bunu söylüyorum. Yani gayri safi hasıladan aldığımız pay ortadayken, kaldı ki bu neviden işte patolojik durumu olan evet, spesifik ailelerin yaşam koşullarının çok kötü olduğunu hepimiz biliyoruz. Evet. Bazen dokunuyoruz. Özellikle Ramazan ayında ve bunu kurumsal olarak örgütlemeye çalışıyoruz. Onlara, o ailelere, ihtiyaç sahibi insanlara bunları çok duyurmadan birebir ziyaret ederek gereken destekleri sağlıyoruz ama nihayetinde bizim bu insanların yaşamında asgari geçim standardını temin edecek yasal düzenlemelere de ihtiyaç var. Yani kısmi olarak bunlar yapılıyor ediliyor ama nihayetinde bunları sürdürülebilir hale getirmemiz lazım. İşte evinde hiç çalışmayan, evine hiç gelir girmeyen aileleri mutlaka tespit edip bunlar üzerinden bir destek mekanizmasının olması lazım sevgili Salih. Düşünün 7-8 kişilik evet, aile ama aileye hiçbir şekilde bir gelirin olmadığı gelir yok. Durumlarla karşılaşıyoruz. Başkanım bir canlı yayın daha var. Tabii ismini vermek istemiyor bu arkadaşımız. Kahve Deryası'ndan arıyorlar. Merhabalar efendim. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. Aslında biz sizin isminizi vermek isterdik ama siz isminizi vermek istemiyorsunuz. Problem değil, verebilirsiniz. Raşit Bey, Kahve Deryası'ndan. Nasılsınız Raşit Bey, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum Salih Bey. Sağ olun. Bey. Evet, böyle bir yayındayız. Tabii Necdet Takva'da şu an stüdyo konumuz. Buyurun efendim, sizleri dinliyoruz. Evet. Öncelikle Sayın Başkanım'a hayırlı akşamlar. Raşit abi, seni diyorum. Saygıyla selamlıyorum abi. Çok sağ olun, teşekkür ederim başkanım. Öncelikle tüm dinleyicilere hayırlı akşamlar diliyoruz. Biz bu tür duyarlı iş adamları arkadaşlarımıza öncelik yaptıkları için evet, Tutku Efem ailesi olarak Tutku Efem ailesine teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sağ olun. Böyle duyarlı programlar yapıyorlar.
bizi gerçekten onurlandırıyor, gururlandırıyor. Güzel şeyler bunlar. Estağfurullah. Çok sağ olsunlar. Şimdi tabii ki başkanım, yani hayırsever vatandaşlarımızın tabii katkısı olmazsa bizim yaptığımız çok da bir programın kıymeti harbiyesi olmayacaktır. Sizlerin katılımı, sizlerin desteği, sizlerin katkısıdır aslında bunu güzelleştiren. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Evet. Başkanım. Evet. Reşit abi, işler nasıl abi? Öyle bir başlayalım abi. İdare ediyor başkanım. Allah yardımcın olsun. Sen iyi bir girişimci kardeşimizsin. Bağlandığın için de çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu olduk. Sağ olun. Teşekkürler evet, başkanım. Bize... Yani emekleriniz var. Güzel şeyler yapıyorsunuz. Size bir teşekkür ediyorum. Hep beraber. Sağ ol. Çok teşekkür ederim sevgili Reşit. Sağ olasın. Evet. Şimdi sizlere bir IBAN numarası atacağız. Katkınızı açıklamak da bilirsiniz. Açıklamayabilirsiniz. Tercih sizin ama biz niyetinde sizlere bir IBAN numarası ulaştıracağız efendim. Tabii yapacağınız yardımın limitini demek de isteyebilirsiniz. Demeyebilirsiniz efendim. Tercih sizin. Bizim Karadere Yasaylısı olarak 1000 TL katkımız olsun. Çok teşekkür ediyorum Reşit Bey. Reşit abi bizi çok mutlu ettin. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hayırlı akşamlar başkanım. Allah'a emanet olun. Saygılar sizlere. Senin bu katkın hepimizinkini geçti, ben sana söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Ne demek başkanım. Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar diliyoruz. Evet, Kahve Deryası'ndan Reşit, ben aslında hiçbir tarafa not da almıyorum. Yani mutlaka bu yayında bir değil, onlar yok, şey değil, yaparlar değil. Mutlaka. Sonuçta işte bu kadar destek olundu diye açıklama yapmak için. Şimdi Büyükşehir Petrol Van, özellikle Özalp'taki çiçek hastası olanlar için yardım ederim, başka da kimin için anlayamadım hakikaten demiş Selim Altınal. Sevgili Selim Altınal, Van Özalp ilçesinde çiçek hastası olan iki kardeşimiz var. Bunlara ev almak, çünkü bunların yaşayabilmeleri için bedenlerindeki o yumuşak yaranın kuruyabilmesi için ultra hijyenik bir eve ihtiyaçları var. Evet. Onun için de ev almak gerekiyor. Burada Büyükşehir Petrol'dan da bu konuda destek sunabilirsiniz efendim. IBAN numarasını size atabiliriz. Radyomuza ulaşabilirsiniz. 214-99-01-507-471-11-14. Buralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Kelebek hastası olan iki kardeşimiz için bu yardım programını yapıyoruz. Özer Polater diyor ki, Salih Bey, yaptığınız bu hayırlı iş için Allah sizden razı olsun. Haftalardır bu konuyla ilgili nasıl çaba sarf ettiğini en iyi bilenlerden birisiyim. Biz de bu hayırlı işe karınca kararınca yanınızda olacağız inşallah demiş. Onlar da sizlere gerekli desteği sunacağız demişler başkanım. Yayına katılmak istemeyip de buradan yazanlar var. Hanefi Baykara, toplumsal bir sorunu ele aldığınız için çok teşekkür ediyorum. Burada kardeşlerimize destek olan duyarlı herkesten Allah razı olsun demiş. İdris Nebi Kurt, Van'da Tutku Radyo'da güzel şeyler oluyor. Güzelliklere, güzel insanlara destek oluyor. Ne mutlu size. Selam olsun sizlere ve başkanıma. Ayrıca IBAN numarasını tekrar eder misiniz diyenler var. Ben IBAN numaralarını tekrar edeyim. Umut ve Davut kardeşler için... Ama rica ediyorum, tane tane söyleyin ki insanlar not alabilsinler. Sevgili Salih, bakın ben kalemi alsam, şimdi siz bunu söylerken yazmaya çalışayım. Bir test edelim. Evet, şimdi buyur, oku bakayım. TR 91 evet. Çift 0, evet. 01, evet. Çift 0, evet. Çift 0, evet. 96, 47, evet. 66, evet. 92, 04, 5005. 5005. Evet, başkanım bu arada arzu ediyorsanız. Yani 5005. Evet, 5005. Hangi banka bu? Evet, Adnan Bey şey diyor, Salih Bey, yardım miktarımız 90.000 TL diyor. Çok özür dilerim. Doğru. Evet, mesaj olarak bunu gönderdi Adnan Bey. Yardım miktarımız 90.000 TL diyor. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bir iş dostluk grubu vardı. Doğru. Bir de Adnan Bey'in kendisi vardı. 90.000 TL yardım. Hep beraber. Yani organizasyonu 70.000'e ulaşmışlardı. Ben görüştüm de. 70.000 TL nakite ulaşmışlardı.
toplam ulaşmaya çalıştıkları rakam 90.000 TL. Evet. Ki bu aslında hepimizin yapmaya çalıştığının işte tamamlayan bir yaklaşım. Evet. O yüzden bana kalırsa bu organizasyonun başına da bizim sevgili aslında Adnan'ı şöyle yapalım mı başkan? Katkı sağlayanlardan da gönüllü olmak isteyen kaç kişi varsa onlarla birlikte bu işi organize edebilirler. Tabii. Aslında şöyle yani Tutku Radyo'nun organizasyonuyla da olabilir pekala. Şöyle bir şey de olabilir. Başkanım, şunu da bu arada söyleyeyim. Bir kurumun biz de ciddi bir destek vereceği sözünü almıştık. Hı hı. Aslında eksik olan kısımda yardım edeceklerini söylemişler. Aslında şöyle mi yapalım? Nasıl olsa niyetinde bu insanlara amaç ev almak, bu insanlara ev almakla birlikte bu insanlara katkı sunmak. Bu arada Süleyman Güler hattımızda. Süleyman Bey merhabalar. Merhabalar, çok teşekkür ederim Serdar Bey. Saygılar sunuyorum. Şu an Sayın Necdet Takva da radyo konuğumuz efendim, stüdyo konuğumuz. Bildiğiniz gibi bugün Van Özalp ilçesinde kelebek hastası olan kardeşlerimize yardım için bir program yapıyoruz. Sizin duygularınızı alalım, buyurun. Süleyman hoş geldin Süleyman. Evet, herhalde burada bir problem olduğu gibi seste bir problem var. Evet, dönem dönem bu seste bir uyuzluk oluyor. Çok özür. Evet şu an geliyor efendim. Şu an geliyor. Evet. Şu an geliyor. Buyurun efendim. Teşekkür ederim önceki duyarlılığınız için. Necdet Başkan'a da saygılar sunuyorum. O da oradaymış. Ben orada olduğunu bilmiyordum. Belki hani o da telefona bağlanıyor. Ben istersen kesinlikle çıkayım Süleyman. Seni şeyle de yalnız bırakayım Salih'le. Vallahi, yok kadar razı vallahi bak. Vallahi çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yani böyle bir ben söyledim aramıza hoş geldin diye de duymadın bak sen. Böyle bir duyarlılık gösterdiği için Salih Bey'e teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Biz de gerek şahsın gerek Türkiye dairesi olarak da biz de bu işin destekçisiyiz. Elimizden ne geliyorsa gücümüzün içerisinde yapmaya razıyız. Tabii bu tür olaylara duyarlı olmak da insani bir duygudur. O konuda yine de teşekkür ediyorum. Çok sağ ol sevgili Süleyman. Ben her zaman senin yardımsever yaklaşımına şahitlik etmişimdir. Buradan da buna tekrar şahitlik etti. Katıldığın için teşekkür ediyorum. Ya size de çok teşekkür ederim başkanım. Böyle bir şeyin öncülüğünü yaptığınız için. Estağfurullah. Bu çok güzel bir şey. Salih aslında iyi bir esnaftır. Ya, gerçi biz fena adamlar değiliz de işte Salih de biliyor yani kimi ne yapacağını. Çok sağ ol Süleyman. Çok teşekkür ederim. Süleyman abi size IBAN numarası atacağız. Size IBAN numarası atacağız. Artık katkınız ne olur? Arzu ederseniz burada açıklayabilirsiniz. Arzu ederseniz açıklamayıp da şey yapabilirsiniz ama tercihsin buyurun açıklayabilirsiniz efendim. Siz IBAN numarasını atın. Biz arkadaşlarla zaten bu konuyu değerlendireceğiz. Yani burada istiyoruz ki herkesin katkısı olsun. Evet. Arkadaşlarımızın da katkısı ne olur bilmiyorum. Onlarla görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Ona göre elimizden geleni yapacağız inşallah. Allah'a emanet olun. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Ya Necdet abi bir eksiklik yok mu programda? Ne? Şarkı mı söylüyor? Yok. Bak hele bak Yusuf Konak yok. Doğru söylüyorsun evet. Yusuf abi yani biz mi arıyorsak? Siz arayın artık. Siz arayın sonra o beni arasın. Tamam dur bakalım. Şimdi valla Yusuf abi burada olmazsa çok ayıp olur yani. Bak hele bak şu ana ya kadar. Bütün hayır hasenat işlerinde Yusuf abi var Allah var. Ben çok ekmeğini yedim Yusuf öyle abinin her zaman. O sofrasına, yüreğine, gönlüne çok mert bir adamdır. Evet. Ona da şüphesiz şahitlik ederim ben. Evet yani bu konuda çok şey olmaz ama ben diyorum yine bir şey yapalım. Yani bir kendisiyle bir bağlantı kuralım, yayını alalım. Olur. Ki iyi olacaktır diye düşünüyorum. Evet efendim stüdyo konuğumuz Sayın Necdet Takva ile birlikte programımızı götürüyoruz. Tabii ki stüdyo konuğumuz olmak isteyenler buraya gelebilirler, eşlik edebilirler. Lokman Tekin arıyor bizi. Muhtemelen Lokman hocamın da bir katkısı olabilecektir. Evet çok değerli bir hocamız Kavram Dershaneleri Müdürü Sayın Kavram Lokman. Lisesi. Evet. Öğrendim ben diyor şimdi bu dershane kavramını. Çok özür dilerim. Kavram Eğitim Kurumu diyelim. Lokman evet, hocam merhabalar hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar iyi yayınlar diliyorum Salih Bey. Çok teşekkür ediyorum saygılar sunuyorum efendim. Sizler de yayınımıza hoş geldiniz. Buyurun efendim sizleri dinliyoruz. Başkanıma da saygılar sunuyorum. Çok sağ ol sevgili Lokman çok teşekkür ediyorum çok naziksin.
Bu yaptığınız çok anlamlı, çok güzel proje ve kampanya için sizleri tebrik ediyorum. Şahsım adıma teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bireysel olarak da yapabileceğimiz ne varsa böylesine çok birlikteliğe gerçekten böyle birbirimize umut verebileceğimiz bir dönemde, ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde böyle bir destekte bulunmanız ya da böyle bir kampanya başlatmanız son derece anlamlı. Evet, ben sizleri tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bireysel olarak da benim katkımda bulunabilecekse IBAN numarasını gönderirseniz elimden geleni yapmaya hazırım. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten bu aramanız bile bizim için önemli bir duyarlılıktır. Sağ olun. Biz sizlere IBAN numarası atacağız. Yayından sık sık da tekrar ediyoruz. Tabii ki çam sakızı, çoban armağanı, ne katkınız olur bu aileye, saygıyla karşılıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bu önemli olan birliktelik ruhunu yakalayabilmek. Tabii bunun yanında bir şekilde aileye maddi destek de sunabilmemiz için bence şu anda hepimizin görevi. Evet. Bu yüzden de dinleyici arkadaşlardan da benim ricam, ihmal etmemeleri gerekiyor. Biz de elimizden geldiği kadarıyla, ama önemli olan böyle bir dayanışma içerisinde olmak, aileye psikolojik bir destek içinde mükemmel bir etki olabileceğine ben inanıyorum. Evet. Çok. Sen aileyi tedavi ettin Lokman. Vallahi muhteşem şeyler söyledin. Ben çok teşekkür ederim. Ben bir de şu anda bir müthiş bir motive ettim beni. Saygılar sunuyorum. Saygılar sunuyorum. İyi yayınlar diliyorum. Ben hep şunu söylüyorum. Van dünyanın en güzel şehridir. Vanlılar da dünyanın en güzel insanlarıdır. O yüzden ben bu katkınıza çok önem verdim. Hakikaten çok etkileyici bir yaklaşım da oldu. Çağrınız da çok değerliydi. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. İyi yayınlar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Saygılar sunuyorum efendim. Kavram Eğitim Koleji Müdürü Lokman Tekin konuğumuzdu. Kendilerini uğurladık efendim. Kavram Dershanesi'ne de teşekkür ediyoruz. Bu arada evet, katılmak isteyenler bizi 507-471-1114'ten arayabilirler. Ama şöyle bir ricamız olsun mu? Yani sunulacak katkı neyse 3 aşağı 5 yukarı. Hani böyle sevgili Salih, aslında şu ana kadar arayanların yani katkısının düzeyi ne olursa olsun sanıyorum ki amaç hasıl olmuştur. Evet. Yani en azından siz işte valiliğin açmış olduğu hesap üzerinden katkı sağlayacak olanlar ile Adnan Bey'in organize ettiği dostluk grubunun katkılarıyla. Evet. Sanıyorum ki biz o düzeye ulaştık. Evet. Ve bunu kısa sürede yaptık. Yusuf herhalde abi öyle arıyor. Görünüyor. Yusuf. Evet. Evet, Yusuf Konak. Yusuf abi merhaba. Duyuyor musunuz? Alo. Alo. Abi yayındayız. Direkt efendim, sizi yayına alıyoruz. Bak hele bak. Hoş geldin Yusuf abi. Nasılsın? Sağ olun. Salih Bey'e bağlanabilir miyiz efendim? Şu an öyle yayındayız valla. Van halkı sizi dinliyor efendim şu an. Bir zahmet rica edeyim. Estağfurullah. Necdet abi de merhaba der misiniz abi? Yusuf abi ben de seni dinliyorum abi. Alo. Merhaba Salih Bey. Merhabalar. Buyurun. Buyurun Yusuf abi. Duyuyoruz biz sizi. Alo. Duyuyor musunuz Yusuf abi? Teşekkür ederim Salih Bey. Nasılsınız? İyisiniz? Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim Yusuf abi. İyiyiz valla. İşte. Alo. Sesim gelmiyor mu efendim? Alo. Ayrılmayın lütfen. Ayrılmayın. Alo. Bir saniye. Şimdi gürültü oldu. Evet. Alo. Şu an Yusuf abi sesim geliyor mu? Merhaba Salih Bey. Merhabalar. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet, şu an bizi duyuyoruz. Yusuf abi aramıza hoş geldin. Evet. Teşekkür ederim. Sevgili başkanım, saygı hürmetlerimi arz ediyorum. Senin ne kadar yüreği ve sofrası geniş bir adam olduğuna ben buradan şahitlik edeceğimi ifade ettim. Kurban oldum. Bizim programımıza Tutku Radyo'nun desteğiyle sağlanan bu faaliyete katılım sağlamandan da onur duyduk. Sesini duymak istedik sadece. Şeref duydum. Sen ben de sizi izliyordum. Süleyman Bey konuştu. Sizi düzeltmeyi izliyordum. Ailenle beraber hem ağlıyoruz hem sevinçli hem de izliyoruz bile. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Çok teşekkür güzel ederim. Güzel insan. Emir buyurun. Güzel insan. Nasılsın? Estağfurullah. Valla Yusuf abi katkılarınızı bekliyoruz. Arzu ederseniz sunacağınız katkıyı söyleyin. Arzu ederseniz sunmanıza gerek yok. Vereceğimiz IBAN numarasına katkıda bulunun. Bunun için sizleri rahatsız ettik. Bunun için sizleri şu an stüdyomuza konuk ediyoruz efendim. Özellikle seni tebrik ediyorum. Sayın Başkan'la çok keyifle izledik. Sağ olun efendim. Eşim de ben izlerken emin olabilirsiniz ki dedi ki lütfen sen bağlan. Evet. İmen numarasını arayacağım. Eşim kendisi bir
katkıda bulunacak. Ben şeref duydum. Allah razı olsun. Sizi yürekten kutluyorum. Allah razı olsun Yusuf abi. Yürekten kutluyorum. Tabii ki çubuğa tuzumuz vuracak. Tabii ki biz de yarının adayız. Kesinlikle yanındayız. Onların yanındayız. Dostlarımızdır. Ben şeref duyarım. Ben üniversiteye acıyorum. Katkı sunacağız. Çok teşekkür ediyorum Yusuf abi. Saygılar sunuyorum. Biz sizlere İBAN numarası atacağız efendim. Allah'a emanet olun. Şeref saygılar duydum. Necdet Başkan'a özellikle seni çok seviyoruz. Sen bizim onurumuz, gururumuz Necdet Başkan. İyi ki varsın. Yusuf abi ben de Salih derlerinden öpüyoruz. Sana kurbanım. Sağ olun. Baş tacı. Bunu söylemiyor ama ben söylüyorum. Yusuf abi. Yusuf abi bu sabah kahvaltı vardı ama davet etmedin Yusuf abi. Yok yarın basın yarın sabah geleceğim. Allah'a emanet oldu. Saygılar sunuyorum Yusuf abi. Katkınız için sağ olun. Var olun. Sağ olun. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Güzel çok, insanlar. Çok teşekkür bana ediyorum. Bana sizlere ihtiyacı var. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Saygılar sunuyorum. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler diliyorum. Evet Necdet abi yani böyle katılımlar var. İBAN'ı bir daha hatırlatalım mı Necdet abi? Evet en önemli rakam odur. Evet en önemli rakam o. Hangi banka olduğunu söylemedin ama. Ziraat Bankası Necdet abi. Ziraat Bankası, evet tamam. Ziraat Bankası TR 91 00 00 96 47 66 92 04 50 05. Bu hesap IBAN numarası Ziraat Bankası efendim. Umut ve Davut kardeşlere yapacağınız yardım buraya aktarılacak niyetinde. Şimdi evet sizi dinliyoruz. Ben yoruldum. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu arada Kerem Baynal arıyordu. Evet. Muhtemelen o da yardım edecektir. Kerem abi de öyledir. Yani, öyle mi? Eder yani mi? Şimdi aramaları bile çok değerlidir. Yani bu evet. Bir motivasyondur. Yani kendini... Kerem Bey merhabalar. Şu an canlı yayındayız efendim. Direkt sizi canlı yayına aldık. Az önce bizleri aradınız. Herhalde... Alo. Evet. Buyurun efendim sizleri dinliyoruz. Salih abi sizi tebrik ediyorum. Estağfurullah sağ olun. Alo. Buyurun efendim dinliyoruz. Kerem siz abi dinliyoruz. Seni duyuyoruz. Kerem abi seni duyuyoruz. Buyurun efendim. Başkanlarım size teşekkür ediyorum. Çok değerli bir hizmet yapıyorsunuz. Belki toplumumuzda unutulmuş ve unutulmuş herkesinken. Alo. Buyurun efendim. Buyurun Kerem abi seni duyuyoruz. Biz sizi duyuyoruz. Herkesin kendi kabuğuna çekildiği, sadece kendisini düşündüğü, komşusunu unuttuğu, komşusuna selam vermeyi unuttuğu bir dönemde ta başka bir ilçede mağdur olmuş, yardıma ihtiyacı olan bir aileyi bulup ve o ihtiyacını gidermek için bütün söz sahibi olan insanları bir araya getirip ve bu insanlara katkı sunmak çok değerlidir diye düşünüyorum. Ben sizi bütün hücrelerimle alkışlıyorum. İBAN'ınızı aldık. Çok teşekkür ederim. İnşallah bizim de katkımız olacak. Bu bence bu duyarlılık katkının çok ötesinde bir şey. Parayla çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Şey. Doğru sana katılıyorum kesinlikle. Sayın Başkanım hürmet ediyorum. Kerem abi senin de katılman, bu duyguları kamuoyuyla paylaşıyor olman, bizimle ilgili ifadelerin katkının en büyüğüdür. Biz buna aracılık ediyoruz sadece. İnşallah o ailenin temel sorunu olan bu hastalığı yenmeleri konusunda en azından sağlıklı bir mücadele süreci yaratabilmelerine katkı sağlayacaktır. Ben çok teşekkür ediyorum duyarlılığına, katkına minnettarım Kerem abi. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Evet Kerem Baynal radyo konumuzda Fuzur Evi'nin sahibi, bir önceki müsiat başkanı. Tabii burada sosyal medya üzerinden yazanlar da var Necdet abi. Evet. Türkiye Van Deres diyor olarak yardım yapacağız, yardımı hazırız deniyor. Ayrıca İdris Nebi Kurt Tutku Radyo'da güzel şeyler oluyor. Az önce arayan bir kişi daha vardı. Direkt arayalım mı Necdet abi? Yani muhtemelen
onlar da bir katkıda bulunacaklardır diye düşünüyorum. Evet, 507-471-1114 bizlere ulaşabileceğiniz telefon hattımız efendim. İdris Nebi Kurt şu an stüdyo konuğumuz. Özür dilerim, canlı yayın konuğumuz. Merhabalar efendim, sesimi duyuyor musunuz? Merhabalar, merhabalar, saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Gaziantepler Derneği Başkanı İdris Nebi Kurt. Nasılsınız efendim, iyi misiniz? Çok teşekkürler. Sizler iyiseniz bizler de şüphesiz iyiyiz. Necdet Başkanım ve sizler. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. İdris abi, hoş geldin. Güzel şeyler, harikulade şeyler yapıyorlar diye mesaj yapmıştım zaten. Evet. Yani içinde bulunduğumuz kutsi aylarda bu güzel işler yapıp bizleri de güzelliğe sevk etmemiz, yani sevap işlemeye sevk etmemiz harika bir şey. Ama hep bir sözüm var. Evliyalar önce kendine dua edermiş. Sizler bundan daha çok nemalanıyorsunuz. Çünkü vesile olanlar daha çok sevap kazanıyorlar. Çok sağ ol, çok değil mi? Onun için biz de inşallah bu yaptığınız güzel olay karşısında pasif kalmayacağız. Dernek olarak, şahsım olarak maddi olarak, manevi olarak yardımda bulunacağıma söz veriyorum inşallah. Size minnettarız. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyorum Necdet Başkanıma da. Saygılar ediyoruz. Kardeşim. Sağ ol. Benden başka bir emriniz, isteğiniz var mı? Çok teşekkür ediyorum. Gaziantepler Derneği Başkanı olarak bizleri aramanız, bu duyarlılığı göstermeniz bizim için en büyük mutluluk kaynağıdır. Tabii ki IBAN numaralarımızı sık sık tekrar ediyoruz. Çam sakızı, çoban armağanı, ne olursa olsun yapacağınız yardım bizim için çok önemlidir. Çok teşekkür ediyorum. O aile adına saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkürler. Başarılarınızı devamını diliyorum inşallah. Daha güzel şeyler yapmak üzere. Yarınlar güzelliklerle olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Şimdi Necdet Bey, siz tabii yayına gelmeden önce ben bu olayın aslında 3 kahramanı var. Onları biliyor muydunuz bilmiyorum. Bir öğretmen, Sevde öğretmen var. Bir bayan arkadaşı var, Serap Hanım. Bir başka öğretmen var, Münevver Hanım. Şimdi asıl olayın 3 kahramanı bunlar. Serap Hanım, Sevda Hanım bu hasta ailenin çocuklarından birinin öğretmeni. Aileler ziyarete gelmeyince, aileler öğrenciyi sormaya gelmeyince bu ziyarete gidiyor. Gidiyor, evet. Görüyor. Tabii ondan sonra aylarca çırpınıyor. Çok büyük bir destek bulamıyor. Sesini duyuramıyor. Daha sonra 10-15 gün yalvar yakar bir haber yaptırtıyor. İşin anladım. Perde arkasında 3 hanımefendi var. Anladım. Asıl kahraman Sevda Hoca. Rica ettim, soy ismini vermemem yönünde ricada bulundu. Serap Hanım var, Bedirhanoğlu, Serap Bedirhanoğlu, Münevver Batuk. Evet. Yani birinci kahraman, ikinci kahraman, üçüncü kahraman bu. Yayının başında Serap Esra Hoca'yı konuk almıştık. Münevver Hanım mesajını okuduk. Bunu da hatırlatmakta fayda var diye düşünüyoruz. Evet, para çok önemli. Evet, sosyal duyarlılık çok önemli. Ama 12 yıldır bu hasta çocukları hiç kimsenin görmemesi toplumumuzun en büyük kayıplarından biri değil mi? 12 yani yıl görülmemiş. Şimdi aslında tabii görenlerin aslında bunu nasıl duyurabilecekleri ve kitlelere yardım destek konusunda nasıl ulaşabilecekleri konusunda bir fikirleri olmayabilir. Evet. Bir de bizde aileler nedense acizliklerini ve acize düştükleri konuları kitlelerle paylaşmıyorlar. Evet. Yani hepimizde aslında o zafiyet var. Yani evet. Ailemiz içerisinde, komşularımız içerisinde ya da bizim sahip olduğumuz olumsuz ama mutlaka toplumun dokunması gereken olumsuz tutum ve davranışlarımızı gizleme gibi bir eğilimimiz var. Tabii. Bizim kaderci yaklaşımımızla tanımlanabilir. Bizim toplum ne yazık ki böyle. Dolayısıyla çok ifşa etmiyoruz. Yani ailemiz içerisinde bir engelli varsa bunun toplum içerisinde entegre olmasını çok benimseyemiyoruz. Bunu gizliyoruz. Evet. Ya bunları yapmamak lazım tabii. Yani toplum bir bütündür ve bu duyarlılıkla insanların birbirlerini desteklemelerini sağlayacak açılımları mutlaka yapmak lazım. Bunda sadece suçlu toplum değil, biraz da ailenin tavrıyla da ilgilidir. Aile de kuvvetle muhtemel yaşadığı bu travmayı, bu patolojik durumu, çocukların bu mevcudiyetini kendi evet.
karesi içerisinde gizleme gibi bir eğilimde de olmuş olabilir. Evet. Ama nihayetinde işte duyarlı bir vatandaşın, bir öğretmenin meseleye vakıf olmasıyla bugün işte hepimiz bu konuda bir duyarlılık gösteriyoruz. Belki bu aileyi hiç görmeyeceğiz, belki hiç karşılaşmayacağız, evet. Belki onlar bizim kimler olduğumuzu bilmeyecekler ama bunun kıymeti harbiyesi yok. Nihayetinde burada bir ihtiyaç var ve bu ihtiyacın karşılanması konusunda bir toplumsal dayanışma çabası var. Evet. İşte arkadaşlarımız bizden çok önce bu çalışmayı yapmışlar. İşte bu Adnan Bey ve Dostluk Tabii. Grubu Tabii. kuvvetle muhtemel belki Tabii. bir ay, iki ay ya da üç aydır bu çalışmayı yürütüyorlar. Evet, yürütüyorlar. Bugün biz buna dahil olduk. İşte Tutku Radyo'nun katkısıyla Tabii ki. Bizler dahil olduk. Yarın başka bir duyarlılık görebiliriz. Mesele o değil. Yani mesele bir bireylerin bu işe neresinden tuttukları meselesi değil. Nihayetinde hasıl olan bu ihtiyacın karşılanması yönünde oluşturulacak Tabii. toplumsal dayanışmadır. Tabii. Buna vesile olmuşsak, olabilmişsek kendimizi elbette şanslı ve mutlu hissedeceğiz. Nihayetinde bu bir dayanışma. Yani Allah onların şifalarını versin. Onlara gönüllerindeki huzuru ve mutluluğu nasip etsin diye dua edeceğiz ve evet. imkanlarımız ölçüsünde de elimizden geldiğince katkı sağlayacağız. Sizin de yaptığınız budur. Evet. İşte saatlerdir burada mikrofonun başında insanlara erişim sağlıyorsunuz. İletişim kurmaya çalışıyorsunuz. İnsanları ikna etmeye çalışıyoruz. Bir toplumsal duyarlılık yaratmaya çalışıyoruz. Ama Van her zaman kendi küllerinden kendi sorunlarını çözebilme gücünü gösterebilmiş bir kenttir. Evet. Ben hep bunu savunuyorum. Yani şehrimiz bütün yoksulluğuna, bütün dezavantajlarına, bütün ötekileştirilmesine rağmen bir arada durmayı başarabiliyor. Bir aradalığı sağlayabiliyor. Hakikaten bunu içten yapıyor. Yani Tabii. herhangi bir şeyde değiliz. Dediğim gibi yani o ailenin işte bizden önce bu çabayı yürüten saygıdeğer insanları tanıyıp tanımamasının bir kıymeti yoktur. Ama nihayetinde birileri vesile olmuştur. O yüzden de ben o saydığınız isimlere de buradan çok teşekkür ediyorum bu evet, vesileyle Adnan, onların emeğine de katkısı. Adnan Bayram'ın hatırlattığı gibi ilk haberi yapan da İshak'tır. Hakikaten İshak'ın da burada emeği var. Onu da hatırlatmak. Tabii marifet iltifata tabidir. Herkesin hakkını teslim etmek lazım. Tabii. Siz basın medya camiası içerisinden bunları mutlaka sıklıkla ifade etmenizde de fayda var. Onların tabii. da yaptığı şey bizim burada yaptığımız şeyden çok daha kıymetsiz değildir. Kesinlikle. Belki de onların yaptığı şey bizim burada yaptığımız şeyden çok daha kıymetlidir. Bunun takdiri de yukarıya aittir. Bizim burada evet. Kimin katkısının ne olduğunu bilme şansımız yok. Ama bu vesileyle, bu program vesilesiyle ben de çağrımı yeniliyorum. Yani imkan sahibi çok insan var. İmkanın ölçüsü de yoktur. Çamsal kızı çoban Tabii. armağanı düzeyinde bir desteğin mutlaka bu ailenin geleceğini doğru kurgulaması, sürdürülebilir kılmasına katkı sağlayacağını da ifade etmem gerekiyor. Radyoya bağlanmıyor olabilirler, bu programı dinlemiyor olabilirler ama bir toplumsal duyarlılık, işte üç tane öğretmenin evet. dayanışması, çağrısı, zorlamasıyla bugün Van'ın gündemine taşınmış bir meseledir. Bir duyarlı kesim büyük ölçüde sorunları çözmüş durumdadır. Diğer kesimde eksik kalan kısmı tamamlama Tabii konusunda ki. Sizin aracılığınızla Tabii. ve bizim vesilemizle bir şekilde bir fark yaratmaya çalışıyor. Ben inanıyorum ki belki bir aile çıkacaktır ya da bir iş adamı ya da bir hayırsever. Yani aslında iş adamı yani hayırseverliği de sadece iş adamlarına tevdi edecek bir şey yapmamak lazım. Belki işte Van'da çok yüksek maaşlı bir bürokrat yarın evet. çıkar ben. İşte bu ailenin 5 yıllık 10 yıllık ihtiyaçlarını karşılıyorum tabii diye söyleyebilir. Yani tabii. Çok güçlü maaşlar alan hatta tüccarlardan çok daha fazla kazanan bürokratlar da var. Yani evet. şimdi burada isim verip kimseyi şey yapmak istemiyorum. Yani Vizyon TL'deki replika gibi evet. diyor Casım abi. Yani isim verme isim verip çok rencide etmek istemiyorum ama onlar kendilerini biliyorlar. Ama diyorsun Zahir Bey bir 5000 daha vermedi. Abi Zahir Bey köyün ağasıdır. Yani şimdi ben 5000 lira katkı sağlayacağımı ifade ettim. Zahir Bey'in bu şeyi yükseltmesi lazım. Yani şimdi Servet abiden de fazla bir katkı sağlaması lazım. Bu insanlar yıllardır çalışıyorlar. Şimdi depremde hepimiz evet. çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Dünya kadar vergi evet. borcumuz var. Vergi evet. borcumuzu da terkin etmediler. Allah herkesin gönlüne göre versin diyeceğim ama Zahir Bey köyün ağası olarak bu 5'i bir çarpması lazım. Yani 2 ile 3 ile çarpması lazım ki içimizin de yağı erisin yani. Yani diyorsunuz yani içimizin de yağı erisin.
Evet, sosyal medyadan yazanlar var. Tabii bir daha IBAN numarasını ben tekrar edeyim Necdet. İstersen ben okuyayım sevgili Salih. Sen buyurun. Çok hızlı okuyorsun. Buyurun efendim, buyurun. Ya sevgili dinleyiciler, Allah sizden razı olsun. Kalem kağıt elinizdeyse, elinizde de değilse, ben bu konuşmayı yaparken bir kağıt kaleme erişebilirseniz ya da telefonlarınızın tuşlarını açılır hale getirirseniz. TR diye başlıyor. TR 9-1 3 tane 0 0 0 0 1 4 tane 0 9 6 4 7 6 6 9 2 0 4 5 0 0 5 Salih de oradan takip ediyor sevgili Salih. Acaba evet, ben başka bir IBAN numarası verdim mi diye. Böyle bana da bakıyor. Kesinlikle bu verdiğim IBAN valilik tarafından Ziraat Bankası'nda açılan bir hesaba ait. Evet, buradaki buradaki hayırseverlerin katkıları mutlaka kamuoyuyla da paylaşılacak. Biz tabii, de takip tabii, edeceğiz. Tabii tabii. Ben cumartesi günü, pazar günü. İnşallah bu şu ana kadarki destekler, aramalar, katılımlarla ben bu ailenin hedeflenen temel ihtiyaçlarının karşılanabileceğine ikna oldum bir evet, Vanlı olarak. Az ya da çok, bunun ölçüsü yoktur, herkes gücüne evet, göre. Allah herkesten razı olsun. Ben inanıyorum ki tabii programa bağlanmak istemiyor olabilir insanlar ama bu IBAN numarasını yazan insanlardan evet, birçok kişi yazıyor. Yani muhtemelen evet, yani ya öğrenciler bile katkı sağlayacak. Yani tabii, var. Belki var, kendisi ihtiyaç sahibiyken birçok insan var, ben onu diyorum. IBAN her zaman kendi kendini yani ayakta tutabilen desteği, katkıyı her zaman sağlıyor. 16-17 yaşında gençler var başkanım. Onlar bir de destek sunacaklarını söylüyorlar. Burada hakikaten şunu görmek gerekir. Paranın büyük küçüğü yok. Yep. 50 lira 50 lira. Çok böyle çekinmeye şey yapmaya gerek yok. 100 lira 100 lira. Ya bir ev hanımının arayıp ben 50 lira ya da 100 lira bağışta bulunuyorum demesi de aslında çok önemlidir. Yani bu konuda çok şey çekinmeye işte ya ne olur düşünmeye çok gerek yok diye. Ya kendi muhtaçken muhtaç insanlara yardım edebilmeyi başarabilmiş bir toplumsal geleneğin çocuklarıyız sevgili Salih. O yüzden ben hayırlı bir iş oldu. Evet, Adnan Bayram'ın da yükü hafiflemiştir inşallah. Şeyi unuttuk. Başkanım, Adnan Bayram'ın yükü bence çok azalacaktır. Çünkü benim bildiğim bir de bizim ayarladığımız kurumsal bir desteğimiz daha var. Yani onu şu an sen ne söyleyeceksen söyle. Şimdi program benim saatim bitiyor. Gideceğim yani. Şu an yok. Onu program boyunca da açıklayamayacağız. Öyle mi? Yani tabii onu kesinlikle tamam, bir açıklama olmayacak. Çok gizli bir yardım oluyor o zaman. Yok. Sonradan yazılacak. Yani evet, sonradan yazılacak. Bu kurumun verdiği destek yazılacak. Biz bu arada Perder'i unutmuşuz. Eğer Perder cevap verirse ben aslında birçok kişiyi unutmuşum. Evet. Yani aramam gereken. Aslında ilimizde faaliyet gösteren ulusal markaların temsilcilerini ben programa davet etmek istiyorum. Yani işte LCY 22'nin Van temsiliyeti önemlidir. Şey, ya ben birazdan bir şey diyeceğim. Ben bunları ifşa edeceğim. Merhabalar. Yani. Alo. Alo. Başkanım merhabalar. Necdet Takbay'la birlikte merhaba, şu an merhaba, canlı yayındayız. Perder Başkanı evet, Sayın Faruk Tasan'ı da konuk alalım dedik. Faruk abi hoş geldin aramıza. Allah razı olsun başkanım, nasılsınız, iyi misiniz? Hamdolsun vallahi Salih'im, programına gelmeden önce daha iyiydim. Allah hayrınızı kabul etsin. Amin ecmain, sağ ol, teşekkür ederim. Hayra vesile olan hayrı yapmış gibidir abi inşallah. Eyvallah, iyi, doğrudur. Ama şimdi Allah Perder, Van'daki bütün marketlerin bir üst birimi, öyle değil mi? Ya çoğu üye değil yani, şimdi böyle hepsini de bütün şeyi de Faruk'a yüklememek lazım. Öyle mi? Bir kısmı üyesidir, bir kısmı kaçak güreşiyor, bir kısmı öyle, işte bir şekilde örgütlenmede de ciddi sorunlarımız, sıkıntılarımız şimdi var. Şimdi tabii ufak bir hatırlatma yapalım Faruk Bey. Hakikaten çok iyi katkı sunanlar oldu. Dostluk grubu mesela Adnan Beyler 90 bin TL verdiler. Servet Yeni Türk 10 bin verdi. Necdet Takva ve grubu 10 bin verdi. Muzaffer Geçken 5 bin verdi. Başka böyle büyük para veren var mıydı? Yok, diğerleri hep küçük verdi. Zahir Bey çok küçük bir destek evet, vermiş. Zahir Soğan da 5 bin verdi. Tabii biz
Ya bir Perder'den de bekliyoruz. Yani böyle bir katkı, bir destek. Perder bu aile ne verecek efendim? Valla başkanım, yani bizim çok çok büyük bir Necdet Bey gibi büyük bir bütçelerimiz yok. Ama kesinlikle doğru söylüyorsun. Hayır olunca biz ister istemez yapılacak bir hayırda biz de bir tuzumuzun olmasını, katkımızın olmasını isteriz. Evet, ama Necdet Bey kendi şahsına verdi. Vatsu yok. Allah razı olsun. Yok, kurumsal bir şeyimiz yok. Kurumsal bir destek öyle bir şey. Tamam, valla başkanım. Allah razı olsun. Buradan çıkınca görüşeceğiz seninle. Biz de Van Perder adına yani bir 3-5 gün önce arasaydınız sağlıklı olurdu ama bugün biraz şeydir. Biz de Perder adına 1000 lira versek acaba ayıp Allah olur. Razı olsun diyeceğiz. Allah razı olsun. Olur mu? Ne demek? Yani 100 lira bile bizim için çok değerlidir. Allah razı tabii olsun. Vampereke... Allah sana razı olsun. Hayrın en büyüğü sizindir. Amin. Çok teşekkür ederiz sevgili Allah Faruk Tahsan Perder Başkanı. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Güle güle başım. Güle güle, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet, esnafımız sıkıntılı sevgili Salih. Hakikaten evet, esnafta bir sıkıntı var sanki.